Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlere bu videomda alkollerin adlandırılmasından bahsedeceğim. Alkoller konusuna ait son videom yani 3. videom olacak. Şimdi alkolleri adlandırırken 6 tane adım izleyeceğiz. Bakınız. Yapıda ikili bağ olsaydı öncelim ikili bağdı değil mi? Yapıda üçlü bağ olsaydı hidrokarbonlardan hatırlarsanız üçlü bağ öncelik alacaktım. Burada ise ROH şeklinde olduğu için yapıda OH grubuna bağlı olan en uzun karbon atomu zincirini seçeceğim arkadaşlar. Tamam. Yani öncelim OH grubu olacak. En yakın uçtan başlayacağım. Yani OH grubu en düşük numarayı alacak. Nasıl alkende çift bağ ve alkinde üçlü bağ en düşük numarayı alıyordu. Alkolde ise OH grubu en düşük numarayı alacak. Yine zincirde hetero atomların ve alkil gruplarının yerini ve sayısını belirteceğim. Adlandırma da şöyle yapacağım. Alkan adı artı ol diyeceğim. Yani mesela butan ol. Bunu şimdi az sonra göstereceğim örneklerde. Birden fazla OH grubu varsa D3 gibi örnekler getireceğim. Alkende ne yapıyordum? DN diyordum. Alkinde 3 tane üçlü bağ varsa 3N diyordum. 6. adımda ise ikili ya da üçlü bağ varsa yani hem OH grubu hem ikili ya da üçlü bağ varsa yerlerini belirteceğim. Daha sonra yine hidrokarbon adı artı ol ekini getireceğim. Şimdi bunların bu anlattığım 6 adımın örneklerine bakalım. Bakınız bu örneğimizde OH grubuna bağlı olan en uzun karbon atomu zincirini seçeceğim. Bakınız 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırdım. Neden? O diyor ki bana en yakın uçtan başla ikinci adımda. Yani sol uçtan başladım numaralandırmaya. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu zincirini seçtim. En uzun zinciri ve en düşük numarayı verdim. O zaman diyeceğim ki buna 2 butanol veya butan 2 ol şeklinde de deniliyor arkadaşlar. Yani 2 adımda ben bunu bu yapıyı numaralandırmış ve adlandırmış oldum. Ha bakınız burada dikkat edin. Alkan adı artı ol. 4 tane karbon ne demek alkanda? Butan demekti değil mi? Ben buna ol ekini ekledim. Butanol oldu. 2 numarası da OH grubunun yerini gösteriyor arkadaşlar. Bakınız bu yapıda ne yapacağım? Öncelim OH'nin bağlı olduğu en uzun karbon zincirini seçeceğim. Bakıyorum. Burası 3 karbon, burası 5 karbon. En uzun zincir 5 karbon. 5 karbonlu alkan neydi? Pentandı değil mi? Peki yapıda dallanmalar varsa ne yapacağım? Öncelim tabii OH grubuydu. Dallanmada varsa en küçük numarayı alacak. Çünkü burada sağdan da başlasam, soldan da başlasam 3 numaralı karbona denk geliyor OH grubu. Ama metil dallanması olduğu için benim soldan başlamam daha uygun. Yani diyeceğim ki 2 metil 3 pentanol. Yine alkil gruplarının yerini ve sayısını belirteceğim. Bir tane olduğu için bir tane yazdım metil. Metil de ikinci karbonda 3 pentanol yazdım. 3 ne demek? Yani OH grubunun yeri 3. karbonda. Tamam mı arkadaşlar? Pentanol dedim. Yani yapı şu şekilde olmadı. Sağdan başlarsam numaralandırmaya 4 metil 3 pentanol demedim. 2 metil 3 pentanol dedim. Şimdi zaten örneklerini göreceğiz. Bak yine alkandaki aynı mantık. Öncelim ilk önce OH'nin bağlı olduğu karbon zinciri olacak. Bak 2, 4, 5, 2, 4, 5. Yani her halükarda yine 5 karbonlu oluyor. İlk önce pentan diyeceğim bir kere bu. En uzun karbon zinciri 5 karbonlu diyeceğim. Peki daha sonra neye bakacağım? Dallanmalara bakacağım. Bak sağdan da başlasam, soldan da başlasam dikkat et metil dallanması ikinci karbonlara denk geliyor. Değil mi? Ama bir de üçüncü dallanma var. Üçüncü metil dallanması var. Onun için numaralandırmaya sağ uçtan başlayacağım. Alkanlardaki aynı mantık arkadaşlar. Tamam. Diyeceğim ki 1, 2, 3, 4, 5. İlk önce alkil gruplarının yerini belirteceğim. İkinci karbonda 2 tane metil, 2 tane metil olduğu için 2, 2 dedim. 2, 2, 4. Bakınız 2, 2, 4. Trimetil dedim değil mi? 3 tane metil grubu olduğu için alkil grubu trimetil dedim. OH yine 3. karbonda hidroksi grubu 3 pentanol dedim arkadaşlar. Bu örneğimizde ise bakınız dikkat edin yapıda 2 tane hidroksi olduğu için hidroksi grubu olduğu için ne olacak?
diol yapısında olacak, değil mi? Peki numaralandırırken yine en düşük numarayı vereceğim. En uzun karbon zincirim ne? Bakınız şöyle yapıya genel bir baktığımda 5 karbonlu, yine pentan yapısında. Bu sefer pentanol demeyeceğim de ne diyeceğim? Pentadiol diyeceğim. Bir tane OH grubu olsa ne diyecektim? Pentanol diyecektim. Ama iki tane olduğu için penta diyor. Peki OH grupları hangi karbonlarda? Bakınız en yakın uçtan başladım. 1, şöyle yazayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakınız soldan başlasam ikinci karbonda karşılaşacağım için sağdan başladım. Ne oldu? Yan gruplar, yani alkil gruplarından bakacağım. Metil grubu var burada ikinci karbonda. Onun için 2 metil, 1, 4, hidroksi gruplarında yerini belirledim. 1, 4, pentadiol dedim. Neden? Yapıda 2 tane hidroksi grubu olduğu için. Yani soluçtan başladığımda 1, 2, 3, 4, 5 desem 2, 5. 2, 5 pentadiol olmadı arkadaşlar. Yani 4 metil, 2, 5 pentadiol olmadı. Dediğim gibi en düşük numaralar gelecek. Önceliğim yine hidroksi grubu olacak ve en düşük numaralar alacak. Burada ise yani yapıda ikili ve üçlü bağ varsa ne olacak? Önceliğim hangisi olacak? Arkadaşlar alkoller önceliklidir. Yani yine önceliğim yapıda eğer ikili bağ veya üçlü bağ varsa önceliğim yine hidroksi grubu olacak. Bakınız sağ uca yakın olduğu için numaralandırma da yapsanız göreceksiniz ikinci karbona denk gelecek. Diyeceğim ki diyelim ki bu yapıda çift bağ olmasaydı, bakınız yapı şöyle olsaydı ne diyecektim? 2 bütanol diyecektim veya bütan 2-ol diyecektim, değil mi arkadaşlar? Yapının ismi bütan 2-ol olacaktı. Peki yapıda çift bağ olduğu için şuradaki an-2'ni değiştirdim. Bakınız N2 oldu. Büten 2-ol dedim. Bütenin başında 3 var. Bu 3 ne demek? Yani çift bağın yerini gösteriyor bana. 3. karbonda olduğu için 3 büten 2-ol dedim arkadaşlar. Tamam. Bu yapıya baktığımızda dikkat edin üçlü bağ var, değil mi? Önceliğim yine hidroksi grubu, yani şu OH grubunun bağlı olduğu karbon zincirini belirleyeceğim. Kaç karbonlu? 5 karbonlu. Ne olacak? Pentan olacak, değil mi? Alkan olsaydı pentan olacaktı. Şimdi buna pentanol diyeceğim. Pentanol mü diyeceğim yoksa pentinol mü diyeceğim? Yapıda üçlü bağ olduğu için pentinol oldu. Bakınız daha numaralandırmaya geçmeden aradaki farkı anlayın diye bunları anlatıyorum. Pentinol. Numaralandırmada ise nasıl yapacağım? Hidroksi grubu yine öncelik olacak. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandıracağım. Diyeceğim ki pentin 2-ol diyeceğim. Bu ne demek? Yapıda üçlü bağ var. Hidroksi grubu ikinci karbona bağlı. Peki üçlü bağın yeri nerede? Üçüncü karbonda olduğu için başına 3 rakamını ekledim. Ne oldu ismi? 3 pentin 2-ol oldu. Yine bu yapıda önceliğim hidroksi grubu oldu. Bu yapıya baktığımızda, bu yapıya bakalım. Bakınız burada dikkat edin. En uzun karbon zinciri kaç karbonlu? Şimdi burada şöyle bir baktığımda etil var, metil var. Şimdi burada etil varsa, yani C2H5 şeklinde kapalı halde yazılmışsa bunu açmam lazım. Nasıl açacağım? CH3CH2 şeklinde. Bunu alkanda da anlatmıştım arkadaşlar. Tamam, alkandan hatırlamanız gerekiyor. CH3CH2 şeklinde açtığımda bakınız yapı 6 karbonlu oluyor. En uzun zincir. Peki numaralandırmaya nereden başlayacağım? Deneyeceğim arkadaşlar. Bakınız kırmızı renkli numaralandırma yaparsam 1, 2, 3, 4, yani açtığım yerden başladım. 5, 6 oldu, değil mi? Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız kırmızı numaralandırmada hidroksi grubu, bak yine önceliğim hidroksi grubu 4 numaraya denk geldi. Diğerinde 3 numaraya denk geldi. Ben hangisini tercih edeceğim? 3 karbonlu, yani 3 numarayı tercih edeceğim. Peki dallanmalara bakacağım. 2 ve 4 de, bakın şurada dikkat edin. 2 ve 4 de 2 tane metil olduğu için diyeceğim ki 2 ve 4 numaralı karbonda 2 tane metil var. Yani 2, 4 dimetil. 3 numaralı karbonda da hidroksi grubu var. Ve en uzun zincirde 6 karbonlu olduğu için 3 hegzanol dedim arkadaşlar. Tamam. Şöyle demeyecektiniz. İşte en uzun zincir kaç karbonlu? Burada etil var. Diyelim burada etil var. Burada da metil var. İşte soldan da başlasam, sağdan da başlasam 3 numaralı karbona denk geliyor.
Her iki taraftan dallanma eşit. Burada etil olduğu için alfabetik öncelik var. Hani alkandan hatırlayacağınız üzere 2 etil, 4 metil, 3 pentanol olmayacak arkadaşlar. Tamam. Buradaki yapıyı açmanız lazım. Eğer bir yapıda, alkol içeren bir yapıda kapalı formülleri görüyorsanız, yani C2E5 etil gibi, bunu açın arkadaşlar. Yaygın adlandırma, yani özel adlandırmada da bakınız alkil grubuna göre adlandıracağım. Şimdi metil alkol değil mi? Neden metil dedim? Çünkü metil grubu bağlı olduğu için hidroksi grubuna etil alkol deniliyor. Aslında etanol, iki karbonlu, YUPA göre etanol, yaygın adlandırmada etil alkol oluyor. Mesela sekbütil alkol, izopropil alkol. Yapı şöyle olsaydı ne diyecektim? CH2, CH3. Bakınız, şu yapı neydi? Sekbütildi değil mi? Buraya bir tane OH bağlandığı için sekbütil alkol oldu. Mesela izopropil alkol değil mi şu yapı? Çünkü OH'nin bağlı olduğu R grubu izopropil olduğu için izopropil alkol dedim. Burada R grubu tersiyer bütil yapısında olduğu için terbütil alkol dedim. Bu yapıda ise hidroksinin bağlı olduğu R grubu siklobütil olduğu için siklobütil alkol dedim. Son yapıya baktığımızda bu yapının ismi ise benzil alkol oluyor. Şunu da karıştırmayın. Şu fenoldü. Şu yapı fenol. Buna fenol diyorduk. Araya bir CH2 girerse benzil alkol olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. videomla, yani son videomla alkol konusunu bitirmiş oldum. Bir sorunuz olursa yorum kısmına belirtin. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.